Merhaba arkadaşlar, ben Müzik 17'den Meryem Tanrıverdi. Bugün günlerden 10 Şubat Çarşamba 2021. Bugün sizlere bir haberden bahsetmek istiyorum. O zaman direkt habere geçelim. Haberimizin başlığı Acun Ilıcalı'dan eski eşi Zeynep Yılmaz'a destek. O şirketi Zeynep Yılmaz'a mı verdi? Haberin konusu ise Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu Dekorazon isimli e-ticaret sitesinin adı sosyal medyada Thanks Mimarlık olarak değiştirildi. Bildiğimiz üzere Zeynep Yılmaz, Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve iki kızının annesi. Aynı zamanda iç mimarlık ve dekorasyon alanında çok sayıda projeye imza attığını da biliyoruz. Çok güzel projeleri var. Takip ettiğimiz birçok projesi var. Zeynep Yılmaz'ın kurucusu olduğu Thanks Mimarlık ile ilgili şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Gerçeğe göre Acun Ilıcalı eski eşiyle iş ilişkisini sürdürmeye devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu Dekorazon isimli şirket hesapları Thanks Mimarlık'ın bünyesine katıldı. Sosyal medyada dekorazon.com hesapları Thanks Mimarlık olarak güncellendi. Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı eski eşiyle iş ilişkisini sürdürmeye devam ediyor. Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu e-ticaret sitesinin önemli haklarını Zeynep Ilıcalı'ya yani Zeynep Yılmaz'a devrettiği görülüyor. Ben biraz da Dekorazon isimli şirketten bahsetmek istiyorum. Dekorasyon ürünleri satışı yapan bir e-ticaret sitesiydi ve Acun Medya'ya bağlı bir şirketti. Bunu birçok kişi bilmiyordu. Çünkü uzun zamandan beri e-ticaret sitesinin kapandığı biliniyordu ve kapalıydı. Alışveriş yapılmıyordu vesaire. Neden kapatıldığı hakkında bir açıklama yapılmamıştı. Ve bu her zaman bir merak konusu olarak kalmıştı. Bazı iddialara göre Dekorazon.com'un kapanmasında Acun Ilıcalı ve Zeynep Yılmaz'ın ayrılığı neden oldu. Ama son gelişmelere baktığımızda ise sosyal medyada Dekorazon.com Thanks Mimarlık olarak güncellendi. İnternet sitesinin ise halen satışa kapalı olduğu görülüyor. Yani Instagram vesaire bu tarz platformlarda Dekorazon.com olarak olan hesaplar Thanks Mimarlık'a geçti. Fakat internet sitesi hakkında bir şey yapılmadı. Hala internet sitesi alışverişe kapalı bir şekilde duruyor. Biliyorsunuz ki Acun Ilıcalı Zeynep Yılmaz'la ayrıldıktan sonra Şeyma Subaşı ile evlenmiş ve bir süre sonra da Şeyma Subaşı'dan da boşanmıştı. Şu anda şu sıralar Çağla Altunkaya ile birlikte, bunu biliyoruz. Bu olayın devamında ne olacak? Beraber ortak başka projeler yapacaklar mı? Bu merak konusu açıkçası. Yani bir açıklama yapılmadı ve bu ismin değiştirilme olayı 10 Ocak 2021 tarihinde yapılmış gördüğünüz gibi. Daha sonrasında ne olacağı, iki taraftan birinin açıklama yapabilecek mi, yapmayacak mı söz konusu bir açıklama şu anlık yok. Umarım yakında herkes için bir açıklama yapılır ve bu konuda açıklığa kavuşur. Ben bu haberi de müzikonair.com hesabından okudum. Zaten detayları da aşağıya yazarım videonun altına. Benim anlatacaklarım bugünlük bu kadardı. Fakat sizin merak ettiğiniz, şu konu hakkında video yapılsa izlemek isterim dediğiniz bir şeyler varsa bunları da yorumlarda belirtebilirsiniz. Umarım tekrar başka bir videoda görüşürüz. Şu anlık kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere, iyi günler.